2011'de yola çıktığımız Avrupa Ödülleri programında 3. aşamayı geçtik. 2011'de Safranbolu Belediyesi'nin gayretleriyle, başvurusuyla Avrupa Konseyi tarafından Safranbolu Belediyesi Safranbolu'ya Avrupa Şeref Diploması takdim edildi. Bunun kriterleri vardı. 35-40'a yakın kriter. Bunları gerçekleştirdiğimizi, bu ödüle layık olduğumuzu ispat edecek anketlerimiz vesaire diğer faaliyetlerimizin broşürlerini gönderdik ve nihayetinde bu ödülü aldık. Ardından 2013 yılında Avrupa Şeref Bayrağı'na başvurduk ve bunun da çeşitli kriterleri var. Safranbolu şehir olarak bu ödüle layıktır dedik. Başvurumuzu gerçekleştirdik. Diğer faaliyetlerimizi organize ettik ve bu ödülü malum Misak-ı Milli Meydan'da düzenlediğimiz bir programla ödülümüzü aldık ve şeref gönderine Avrupa bayrağını çekmiş olduk. Değerli misafirler, değerli kaymakamım, bu senede Safranbolu olarak Avrupa Ödüller silsilesinin 3. basamağı olan şeref plaketine başvurduk. Türkiye'de bundan önce 4 şehir sadece Avrupa şeref plaketini almış idi. Biz bunlardan birisi olmamız lazım dedik. Gerek şehirsel hayatımız, yani belediyenin verdiği hizmetler, şehrin sahip olduğu imkanlar, yine şehrin dokusu bu Avrupa standartlarının üstündedir dedik. Yine uluslararası ilişkilerimiz, çeşitli kardeş şehir etkileşimlerimiz, yer aldığımız uluslararası platformlar, yine Safranbolu'da düzenlediğimiz bir dizi kültürel etkinlikler bu plaketi almamıza uygundur dedik. Başvurumuzu gerçekleştirdik ve nihayetinde Avrupa Konseyi tarafından açıklandı. Şeref plaketi Safranbolu'ya verildi. Takdim ile ilgili törenimizi 20 Temmuz'da düzenlemiş idik. Malum 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütü tarafından ve ona mensup bir takım kandırılmış vatan hainleri tarafından milletimizin birliğine, devletimizin bütünlüğüne ve ülkemizin geleceğine dair bir saldırı gerçekleştirildi. Ve bu saldırı sonrasında törenimizi ertelemek durumunda kalmış idik. Daha sonra da ödül bize takdim edilerek, gönderilerek şehrimize ulaştırıldı. Ve bu amaç için düzenlemiş olduğumuz serginin açılışı da bugüne kaldı. Tabii gündem çok hızlı, çok farklı. Bir türlü bu açılış için gerek Avrupa Konseyi'nden, gerekse Türk delegasyonundan temsilcileri buraya getirmeyi arzu etmiş idik. Maalesef programlar buna uygun hale gelmedi ve şu anda açılışını gerçekleştiriyoruz. Şeref plaketi Safranbolu'muza geldi. Belediyemizin arşivine yerini aldı. İnşallah bir vesileyle bunu da uygun bir platformda tanıtma imkanına sahip olacağız. Bu amaçla Avrupa Konseyi'nden gönderilen serginin açılışını şu anda gerçekleştireceğiz. Biz bu sergi açılışını çok farklı etkinliklerle düzenlemiş idik, planlamış idik. Mesela Türk Dünyası Kültür Bakanlığı İşbirliği Teşkilatı var, TürkSoy. TürkSoy'un çok güzel bir konseri var, bir korosu var. Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen gençler tarafından kurulan ve Türk dünyası ortak konserini icra ediyorlar. Bu konseri de burada yaparak bu koro katıldığı Berlin korolar yarışmasında birincilik ödülü aldı. Dünya çapında bir koro. Bu koroyu buraya getirerek güzel bir konser vermeyi falan planlamış idik. Maalesef Türkiye'nin gündemi bu konserleri yapmaya uygun hale gelemedi. Henüz gelemedi diyeyim. İnşallah yakında artık rutin hayatımıza döneriz. Bu tür bertaraf ettiğimiz darbe gibi bir daha buna benzer kalkışmalar olmaz. Türkiye huzurlu iklimine geri döner diyoruz. Yine bugünlerde de malum her gün hemen hemen başka bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda da şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmetler diliyorum. O saldırılarda
efendim yaralanan gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehit yakınlarımıza, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah birliğimizle, bütünlüğümüzle, dirliğimizle, efendim dik duruşumuzla bu tür hain saldırıları bir an önce durduracağız ve devletimizin bekası için gerekirse binlerce şehit vermeye hazır olduğumuzu ifade ederek devletimizin bütünlüğüne, birliğine olan duamızı Rabbimize, niyazımızı ulaştırarak teşriflerimizden duymuş olduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Hepiniz sergimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sergimiz Safranbolu'muza, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun. Buyurun efendim. Haydi bakalım. Teşekkür ederim. Ödülün süre sayı. Şartlarını sıralıyor. Yine ödülün sağladığı faydalar. Bir harita yayınlanıyor. Ha. Harita üzerinde işaretleniyor. Ondan sonra konsey tarafından işaretleniyor bunlar. Büyük ömür olanlar, küçük ömür olanlar. Yani büyük bir tanıtım. Şuradaki barkota girdiğinde bütün o bütün şeylerin dökülüyor bir yandan, bilgiler dökülüyor. Avrupa Konseyi'nin web sayfalarında, dijital sayfalarında bunlar yayınlanıyor. Yine mesela yurt dışından bir arama yapmak istiyor bir vatandaş. Safranbolu diye arama yaptığında orada bu şehir nasıl bir şehir? Özgeçmiş. Önemli bir kültür. Avrupa diploması almış. Şehir bayrağı almış. Demek ki burası kaliteli bir yer. Bir değer var burada yani. Bir özellik var.